Merhaba sevgili öğrenciler, Türkçe öğretmeni Raşi Hoca ben. Bugün de sizlerle edat, bağlaç ve ünlemlerle ilgili soru çözümlerimizi yapacağız. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ancak bağlacı koşul anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Geldim ancak onu göremedim. Geldim ama onu göremedim, değil mi? Ama anlamında kullanılmış. Gidersin ancak çok kalmazsın. Hangi koşulla gidersin? Çok kalmamak koşuluyla. Bakın burada ne kazandırdı cümleye? Koşul anlamı kattı. Cevap bolu çocuklar. Diğerlerine de bakalım. Konuşayım ancak beni dinlemez o. Konuşayım ama, konuşayım fakat, beni dinlemez o. Ama fakat anlamında kullanıldı. Yattım ancak gözüme uyku girmedi. Yattım ama gözüme uyku girmedi. Gördüğümüz gibi koşul anlamını bolu da sağladı. Gidersin ancak çok kalmazsın. Çok kalmamak koşuluyla gidebilirsin. Cevap bolu çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Sınavı kazandığını ablası ile ağabeyine telefon ile bildirdi. Cümlesindeki sözcüklerin çeşidi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım, sınavı kazandığını ablası ile ağabeyine. İle yerine ve getirdiğimizde anlamlı oluyorsa neydi çocuklar bu? Bağlaçtı, değil mi? Bağlaçtı. Sınavı kazandığını ablası ve ağabeyine telefon ile bildirdi. Oldu mu? Oldu. Burada bağlaçtır o zaman. Devam edelim. Telefon ile bildirdi. Telefon ve bildirdi oluyor mu? Olmuyor, değil mi çocuklar? Telefon ve bildirdi olmuyor. Olmadığı zaman neydi? Edattı. Burada telefon ile ne anlamında kullanılmış oldu? Aracıyla, vasıta anlamında kullanılmış oldu, değil mi? Telefon ile bildirdi. O yüzden cevabımız bağlaç ve edat olacak. Hangi şıkta var? Ceyhan'da. Bağlaç. Burada, burada da edat çocuklar. Devam ediyoruz. Altı çizili kelimelerden hangisinin türü farklıdır? Yine de sizinle gelmek istiyorum. De bağlaç. Çok rahat görebiliyorum. Çok sık kullanılan bağlaçlardan birisi. Yalnız seni soruyor bana, başkasını değil. Sadece. Sadece anlamında kullanılmışsa neydi? Edattı, değil mi? Sadece seni soruyor bana, başkasını değil. Edat. Evine gittik ancak onu bulamadık. Evine gittik ama. Fakat, değil mi? Burada da bağlaç. Bağlaç görevinde kullanılmış ancak, ama fakat anlamında. Kitabı veririm, kitabı verebilirim. Fakat çabuk getirirsen kitabı veririm. Ama, değil mi? Burada da yine bağlaç. Evet çocuklar, hangi şıkta edat var? Hangisinin türü farklıdır demiş. Bağlaç, bağlaç, bağlaç. Evet, Bolu'da. Edat, yalnız kelimesi sadece anlamında kullanıldığında biliyorsunuz edat oluyor. Cevap bolu. Evet, yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur bakalım. Evet, güçsüzden yanayım kavgada, büyük öfkelerle bilenmiş bileyim. İsim, ismi bulalım önce. Kavga isimdir, değil mi çocuklar? Kavga isimdir. Öfke isimdir. Öfke isimdir. Evet, isim var. Edata bakalım. Güçsüzden yanayım ben, büyük öfkelerle bilenmiş sesim. Öfkelerle ile, değil mi? Öfkeler ile edat. Edat da var. Devam edelim. Bakalım. Bağlaç var mı? Güçsüzden yanayım kavgada, büyük öfkelerle bilenmiş sesim. Bağlaç yok, değil mi çocuklar? Bağlaç yok. Sıfatı da bulalım ama. Nerede sıfat? Büyük öfkelerle, bakın sıfat.
Nasıl öfke? Büyük öfke sıfat da var. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet. Onun ile besleyeceksin, anan ile kardeşini cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? O çocuklar değil mi? Zamir. Zamir, kişi zamiri. Onun ile besleyeceksin. Onun ve besleyeceksin oluyor mu? Olmuyor. İşte olmadığı zaman bu ne oluyordu? Olmuyorsa edattır. İle burada edat. Devam edelim. Onun ile besleyeceksin. Anan ile kardeşini ile yerine ve getirdiğimde oluyor mu? Anan ve kardeşin oluyor. Oluyorsa bu neydi? Bağlaçtı. O yüzden cevabımız hangisi olacak bakalım. Zamir. Zamir, edat, bağlaç. Cevabımız Adana çocuklar. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi bağlaç değildir? Bakalım. Hangisi bağlaç değildir? 2 yıldır onu ben de göremedim. Ben de. De bağlacı değil mi çocuklar? Diğerleri gibi anlamı katıyordu hatta. Ben de diğerleri görmedi. Ben de görmedim. Diğerleri gibi anlamını katıyordu. Bakalım. Sabaha doğru eve varabildi. Sabaha doğru, e doğru çocuklar yine sık kullandığımız edatlardan birisiydi değil mi? Sabaha doğru edatı cümleye zaman anlamı kazandırmıştır. O yüzden cevabımız hangisi bağlaç değildi? Burada edattı. Cevap olamadı. Yani şıklarımızı da okuyalım bakalım. Pek dikkat çekmedi. Oysa bağlacı güzel bir filmdi. Hem koşuyor hem bize laf yetiştiriyordu. Biliyorsunuz bazı bağlaçların ikili kullanımları vardı. Hem gibi. Değil mi arkadaşlar? Bu da onlardan birisi. Cevabımız bol olacak çocuklar. Burada bağlaç, onu da yazalım yine. Sonra tekrar izlerken görebilin. Evet. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç cümleleri bağlamıştır? Bildiğiniz gibi çocuklar cümleleri de bağlıyordu, sözcükleri de bağlıyordu, sözcük öbeklerini de bağlıyordu. Bakalım burada bize hangisinde demiş, cümleleri bağlamıştır demiş, onu bulacağız. Bakalım. Ablası ve abisiyle aynı odada kalmak istiyordu. Ve bağlacı burada iki eş görevli sözcüğü bağlamış değil mi? Abla ve abi. Burada cümle yok. Cevap Adana değil. Çok çalıştı bir cümle ama sınavdan düşük not aldı. Bakın çocuklar burada ne yaptı? İki cümleyi, cevabımız Bolu, iki cümleyi birbirine bağladı. Çok çalıştı bir cümle, sınavdan düşük not aldı ayrı bir cümle. Ben bu iki cümleyi neyle bağladım? Ama bağlacıyla bağlamış oldum. Evet, şu veya bu şekilde bu iş halledilecek. Şu ve bu şekilde, biliyorsunuz, söz ve sözcük göbeği şeklinde. Bir süre sonra ben de ona hak vermeye başlamıştım. Gördüğünüz üzere burada da yine ben de diğerleri gibi ona hak verdim anlamında kullanılmış. O yüzden cevabımız bol olacak çocuklar. İki tane cümleyi çünkü birbirine bağladı. Evet, 8. sorumuzda sıra. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin türü yanlış belirlenmiştir? Bakalım. Hangi kelimenin türü yanlıştır diyor. Bize onu soruyor. Dünden beri ağzına bir lokma bir şey koymadı. Çocuklar, beri edattır, bağlaç değildir. Edattır. O yüzden direkt cevabımız çıkmış oldu ama diğer şıkları da bakalım. Kontrol edelim. Senden başka hiç dostum yok. Başka edatı. Evet, doğru. Halbuki ne umutlarla gelmiştik bu şehre. Halbuki bağlacı. Melek gibi kadın bir anda şeytan kesilmişti gibi edatı. Çocuklar, o yüzden cevabımız Adana. Bu şiirin hangi dizelerinde bağlaç kullanılmıştır? Bakalım.
Bir kentten geçtim ki canım titredi. Değil mi çocuklar? Ki bağlacı. Burada var. Birinci mısrada, dizede var. Sıtma kabusuyla sallanıyordu uzaktan. Sıtma kabusuyla, burada ile var. Burası edattır değil mi çocuklar? Kabusuyla derken ile burada edattır. Evet, girişte insanlar gördüm. Hiç görmedim. Bakalım. Ama sanki bir yerlerden tanıdığım, yemin edebilirim. Değil mi? Burada ama var, sanki var. Burada da bağlaçlar var. O yüzden hangi dizelerde? Bir ve birinci ve dördüncü dizelerde olduğu için cevabımız Denizli çocuklar. Evet. 10. soruda sıra. Evet. Bizim battığını sandığımız güneş meğer bağlaç değil mi çocuklar? Bulutların arkasına saklanmış. Bu cümledeki altı çizili kelimenin görevce özdeşi bir kelime aşağıdakilerin hangisinde vardır? Görevce özdeşini soruyor bize. Bakalım. Bunun görevi neydi burada? Bağlaç değil mi? Evet, bakalım. Bir seneden beri yarışmaya hazırlanıyordu. Beri, edat. Beri, edat. Bağ ve bahçeler uzanıyordu yolun iki tarafında. Bağ ve bahçeler. Bağlaç. Bağ ve bahçeler. İki tane eş görevli sözcüğü bağlamış. Senin gibi inatçı birine hiç rastlamadım. Gibi edatı çok sık kullandığımız edatlardan birisi. Senin gibi inatçı birine hiç rastlamadım. Yani senin gibi, sana benzeyen anlamında. Konuyu anlayıncaya kadar tekrar etti. Anlayıncaya kadar değil mi? Burada da yine kadar edatı kullanılmış. O yüzden çocuklar cevabımız ne olacak? Bağlaç, meğer bağlacıyla özdeş olduğu için ve bağlacı diyoruz. İkisi de bağlaçtır çünkü görevleri budur. Evet, 11. sorudayız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Çocuklar bu arada bu tarz sorularda kullanılmıştır, kullanılmamıştır. Dolayısıyla bunların genellikle altı çizilir. Size bu gözünüzden kaçmaması için bu şekilde yapılır ama lütfen burayı dikkatli okuyun. Şurayı okuyamadığımız için soruyu anlayamıyoruz ve yanlış şıkkı işaretlemiş oluyoruz. Bakın burada bize kullanılmamıştır diyor. Bağlaç kullanılmamıştır, onu bulacağız. Kahvaltıda ekmek ile peynir yedim. Kahvaltıda ekmek ve peynir yedim. Burada oluyor mu? Evet, burada bağlaç var. Lale ile papatyanın sevdiği çiçeklerdi. Yine ile yerine V getiriyorum. Oluyorsa neydi bu da? Bağlaçtı değil mi çocuklar? Bağlaç. Lale ve papatya oldu. Bağlaç. Elimde kalem ile defter vardı. Elimde kalem ve defter vardı. Yine anlamlı oluyorsa burada da neydi? Bağlaçtı değil mi çocuklar? Son cümleye geçiyoruz. Annesi ile kütüphaneye gitmişler. Annesi ve kütüphaneye gitmişler. Oldu mu? Olmadı değil mi? Annesi ile burada edattır çocuklar ve cümleye ne anlamı kazandırdı? Birliktelik anlamı kazandırdı. O yüzden cevabımız Denizli olacak çocuklar. Evet, sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yine bağlaç kullanılmamıştır? Bakalım hangisinde bağlaç yoktur? O da gidince bu evde tek kalacağım. O da, Deda bağlacı burada var değil mi? Bir şeylerden bahsetti ama anlayamadık. Ama bağlacı kullanılmış. Şöyle yazalım çocuklar. Dediğim gibi tekrar bakarken çözümlere en azından aklınızda soru işareti kalmasın. Anladım ki her şey yalanmış. Ki bağlacı değil mi? Ki bağlacı. Arkadaşları ile hep iyi geçinirdi. Burada ne vardı? Arkadaşları ile değil mi? Arkadaşları ile yerine ve getirebiliyor muyum? Arkadaşları ve hep iyi geçiniyordu. Oluyor mu? Olmuyor. İşte olmadığı zaman ile yerine ve getirdiğimde olmadığı zaman neydi burada? İle edattı. Arkadaşları ile iyi geçinirdi. Birliktelik anlamı kattı cümleye.
Birliktelik anlamı var. O yüzden cevabımız Denizli çocuklar. Üçünde bağlaç, D şıkkında ise edattır diyoruz. Evet. Evet. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Hem gezinti hem gezinti yaparız hem oradaki işlerimizi görürüz cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Bakalım. Şimdi hem bağlacımız vardı değil mi? Türümüz bağlaç. Yani burada ben bağlaç olmayanı arayacağım. Hangisinde diyor? Yoktur diyor. Bakalım. Ne beni aradı, ne arkadaşım, ne bağlacımız vardı değil mi çocuklar ikili kullanımlarda? Ya şöyle yazalım bağlaç. Ya ders çalışın, ya kitap okuyun. Bağlaç, ya bağlacı vardı değil mi? Ya ders çalışın, ya kitap okuyun. Sevgiyle annesinin yolunu gözlüyordu. Burada ile var değil mi? Şimdi ile yerine dediğim gibi ben bir V getireyim bakalım. Olacak mı, olmayacak mı? Sevgi ve annesinin yolunu gözlüyordu. Oldu mu? Olmadı değil mi çocuklar? İle yerine ve getirdiğimde olmadığı için burada ile kelimesi edattır. İle kelimesi edattır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan ama son şıkkı da okuyalım. Bu işi Ali de Ayşe de yapabilir. De bağlaç değil mi? D'ler bağlaç. Evet, o yüzden cevabımız Ceyhan çocuklar. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye beğeni anlamı katmıştır? Ünlem cümleye beğeni anlamı katacak. Bakalım. Aman aman sakın benden duyduğunu söyleme. Bir uyarı var değil mi çocuklar burada? Bir uyarı var. Aman aman uyarıyor. Üf muhteşem bir manzara. Üf beğenme var çocuklar. Cevabımız Bolu. Burada beğeniyor. Üf muhteşem bir manzara. Tüh otobüsü kaçırdım. Bir üzülme var değil mi? Üzüntü var. Evet eyvah yemeğin dibi tuttu. Yine burada da bir panik olma değil mi? Bir şaşırma anlamı var. Cevabımız bol olacak çocuklar. Beğenme anlamı bol ışıkında. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde şaşma anlamı vardır? Bakın soruyu çok iyi okumam gerekiyor. Soruyu çok iyi anlamam gerekiyor. Hangisinde şaşma anlamı vardır? Bakalım. Evet eyvah cam kırıldı. Burada yine ne var çocuklar? Bir panik olma durumu var değil mi? Eyvah. Bir panik olma durumu var. Devam edelim. Şaşma değil. Aa nasıl çıktın oraya? Şaşma var değil mi çocuklar? Şaşırıyor. Aa nasıl çıktın oraya? Cevap Bolu. Devam edelim. Of bırakıyorum bu işi. Bıkkınlık var değil mi? Bir bıkkınlık var. Hey oradan çekilir misin? Burada da seslenme anlamında kullanılmış. O yüzden şaşma hangi cümlede? Aa nasıl çıktın oraya şeklinde olacak çocuklar. Cevap Bolu. Evet. Hangi cümlede ile kelimesi bağlaç görevindedir? İle kelimesi bağlaç görevindedir. Bakalım. Sabah dayısı ile ormanda dolaştılar. Burada ile var değil mi? Şimdi ben ile kelimesinin bağlaç olduğunu nasıl anlıyordum? İle yerine ve getirdiğimde oluyorsa bağlaç, olmuyorsa edattır. Bakalım. Sabah dayısı ile ormanda dolaştılar. Sabah dayısı ve ormanda dolaştılar. Oldu mu? Olmadı değil mi? İşte burada edattır. Burada edat. Bakalım. Biz bağlaç olanı arıyoruz. Gelin ailesiyle resim çektirdi. Evet burada ile var. Biz şurada. Biz bu ile yerine ve getirelim. Bakalım olacak mı? Gelin ailesi ve resim çektirdi. Oldu mu? Olmadı. İşte burada. Yine edat. Samsun'a uçak ile gittiler. İle yerine V koyalım. Oldu mu? Olmadı değil mi? İle yerine V getirdiğimizde olmadığı için
Bu da Edat'tır. Gelin ile damat Antalya'ya uçacaklar. Bakalım gelin ve damat Antalya'ya uçacaklar olduğu için burada nedir? Burada bağlaçtır. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli olacak çocuklar. Evet. Çünkü üçünde Edat, D şıkkında bağlaç görebilir. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D bağlacı cümleye alay anlamı katmıştır? Bakalım hangi cümlede alay anlamı var? Bana baktı da tanımadı. Burada alay anlamı yok çocuklar. Hemen toparlan da çıkalım. Burada da alay anlamı yok. Satıcı yarım saat konuştu da konuştu. Burada da küçümseme alay anlamı yok. Sen adam olacaksın da biz de göreceğiz. Bakın burada alay anlamı olan cümle burası çocuklar. Küçümsüyor. Küçümseme de bir çeşit alay etmedir bu arada. O yüzden cevap Denizli olacak çocuklar. Alay anlamı burada vardır. Evet. Verilen cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. Aa, kar yağıyor. Ne var burada? Şaşma var değil mi? Aa, kar yağıyor. Şaşma var. Bunu eledik. Bu var. Bakalım. Of, bıktım artık. Bir usanç var değil mi? Usanç çocuklar. Bıkkınlık demek. Bıkkınlık. Usanç, bıkkınlık. Bu da var. Bu da olamaz. Devam edelim. Hey gidi yıllar. Burada ne var? Hey gidi yıllar. Bir özlem var değil mi? Geçmiş yıllara dair bir özlem var. Bu da var. O zaman hangisi yok? Denizli. Beğenme yok arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem özlem bildirmektedir? Bakalım. Ah, nerede gençlik yıllarım? Çocuklar burada bir özlem var değil mi? Gençlik yıllarına duyulan bir özlem var. Cevap Adana. Ay, eteğim yırtıldı. Burada da bir yine böyle panik olma, bir stres olma hali var. Panik olma diyelim. Oh, nihayet gideceğiz. Burada bir değil mi mutluluk var? Bir mutluluk var. Oh diyor, sevinme var değil mi? Ha, bir sene eksiktin. Burada bir mutlu olmama durumu, bir kızgınlık gibi, kızgınlık gibi diyebiliriz, mutlu olmama durumu gibi bir anlam var. O yüzden cevabımız Adana çocuklar. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl ünlem yoktur? Evet, bakalım. Vah vah, çok gençti. Burada var değil mi çocuklar? Bunlar tek ünlem olarak kullanıldığı için bunlara biz asıl ünlem diyorduk. Sadece ünlem anlamları vardı. Ah, elime cam battı. Burada da yine sadece ünlem olarak kullanılır. Of, sıkıntıdan patlayacağım. Burada da yine asıl ünlemdir. Of, ünlemi. Yaşasın, geldiler. Bakın çocuklar, bu asıl ünlem değildir. Ünlem şeklinde vurguyla okuduğum sözcüklerdi. O yüzden cevabımız yaşasın olacak. Yaşasın, geldiler. Asıl ünlem olmayan budur çocuklar. Evet, sizleri çocuklar, sizlerle bağlaçlar ve ünlemlerle ilgili olan soru çözümümüzü de tamamlamış olduk. Başarılar diler, iyi günler diliyorum çocuklar. Hoşça kalın.